Arkadaşlar merhaba, bugün sizinle 5. sınıf fen bilimleri dersinin 2. dönem 1. yazılısı için soru çözümü yapacağız. Başlayalım. Cümlelerdeki boş kısımları ısı ve sıcaklık kavramlarından uygun olanları yazınız demiş. Hemen bakalım, yazalım. Nokta 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 termometre ile ölçülür. Termometre ile ölçülen sıcaklıktır. İkinci cümleme bakıyorum. Nokta nokta madde miktarına bağlıdır. Isı madde miktarına bağlıdır. Soba yandığında odaya nokta nokta verir. Isı verir. Bugün hava nokta nokta 30 santigrat derecedir. Böyle bir ifade varsa sıcaklık ifadesi. Havada ısıtılan tereyağı erirken çevresinden nokta nokta alır, ısı alır. Şeklinde cümlelerdeki boşlukları tamamlayacağız arkadaşlar. Görselde verilen maddeleri saydam, yarı saydam ve opak olma durumlarına göre gruplandırınız. Bakalım. Birincisi tül perdeymiş. Tül perde arkadaşlar yarı saydamdır. Yazalım. İkincisi yazı tahtası. Yazı tahtası opaktır. Üçüncüsü hava. Hava saydam. Dördüncüsü buzlu cam. Buzlu cam yarı saydam. Dördüncüsü duvar. Duvar ise nedir? Opaktır. Evet, sınıflandırdık. Opak, yarı saydam ve saydam olmak üzere ne olduklarını belirttik. Aşağıda farklı yüzeylerde gerçekleşen yansıma çeşitlerinin numaralarını kullanarak belirleyiniz. Aynı arkadaşlar düzgün yansıma olanlara bir, dağınık yansıma olanlara iki ifadesi koyacakmışız. Şimdi ayna nedir? Düzgün yansımadır. O zaman ben buraya arkadaşlar, ben buraya ne koyacağım? Aynı ifadesine bir koyacağım. Çünkü nedir? Düzgün yansımadır. Devam edelim. Durgunsu. Durgunsu yine nedir? Düzgün yansımadır. Buraya da bir koyacağım. Duvar dağınık yansımadır. Buraya ne koyacağım? İki koyacağım. Halı yine dağınık yansımadır. Oldu. Buradaki tahta da yine nedir? Dağınık yansımadır. Bu etkinliğini de bu şekilde tamamlamış olduk. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanlara değil, yanlış olanlara Y harfi koyun demiş. Hemen ifadelerimize bakalım, ona göre koyalım. Güneş de tıpkı dünyamız gibi katmanlardan oluşur. Doğru bir ifade. Ayın dünyaya göre daha kalın bir atmosferi vardır. Yanlış bir ifade. Küf mantarları çıplak gözle görünmez fakat neden olduğu küf çıplak gözle görülebilir. Doğru bir ifade. Bir bitki tohumu ve meyve oluşturulabiliyorsa mutlaka çiçektir demiş. Evet, doğru bir ifade. 5. Hassas ölçüm yapan dinamometrelerde kalın ve esnekliği az olan yerler kullanılır demiş. Yanlış bir ifade. 6. Günlük yaşantımızda sürtünme kuvvetinin olumlu etkisi yoktur demiş. Yanlış bir ifade.
Çaydanlıktaki su miktarı arttıkça kaynama noktası da artar. Yanlış bir ifade. Kaynama noktası değişmez arkadaşlar. Kaynama süresi artabilir. Yani su miktarı az olursa daha çabuk kaynayabilir. Ama yine aynı kaynama noktasında kaynar. Eğer su miktarı fazla olursa daha uzun sürede kaynar. Ama kaynama noktası yine aynıdır. Saf bir maddenin erime noktası donma noktasından büyüktür demiş. Yanlış. Doğal ışık kaynakları canlı olamaz demiş. Yanlış. Ateş böceğini biliyoruz. Canlı doğal bir ışık kaynağı. Atmosfer tabakası saydam olduğu için güneşi net olarak görebilmekteyiz. Doğru bir ifade. Tabloda verilen ifadeleri sürtünme kuvvetini artırmak, azaltmak amacıyla yapılmasına göre sınıflandırarak tek işarete koyunuz. Hemen bakalım artırmak mı azaltmak mı? Hızlı trenlerin ön kısımlarının sivri olması azaltmaktır. Buzdolabının altına tekerlek takılması yine azaltmaktır. Kışlık botların tabanlarının girinti çıkıntılı olması artırmaktır. Araba motorlarının yağ konulması azaltmaktır. Bisikletçilerin yarış sırasında başını öne eğmesi yine azaltmaktır. Şemada numaralandırılmış hal değişim olaylarının isimlerini yazınız. Hal değişimini ısı alarak mı yoksa ısı vererek mi gerçekleştiğini belirleyerek tabloyu doldurunuz demiş. Bakalım birinci ifade. Sıvıdan katıya geçmeyi gösteriyor. Dolayısıyla hal değişiminin adı buradaki ne olacaktır? Donma olacaktır. Peki ısı alır mı, verir mi? Tabii ki ısı verir. İkiye bakıyorum. Katıdan sıvıya geçme olayı. Bu da nedir? Erimedir. Erime sırasında için ısı ne olur? Alınır. Üçüncü olaya bakıyorum. Üçüncü olay katı halden gaz hale geçmiş direkt. Demek ki nedir? Süblimleşme. Peki ısı alır mı, verir mi? Isı alır arkadaşlar. Dört neymiş? Hemen bakıyorum. Gaz halden katı hale geçme. Kırıllaşmadır. Ve ısı verir. Beşe bakıyorum. Beşinci ifade. Sıvıdan gaz hale geçme. Dolayısıyla ne? Buharlaşmadır. Ve buharlaşma sırasında ne olur? Isı alır. Evet, buradaki tabloyu da bu şekilde doldurmuş olduk. Devam ediyorum. Tabloda verilen ifadeleri gruplandırarak genleşme düzülme olanlara tek işareti koyunuz demiş. Bakalım. Havası inmiş topu güneşin altında bekletince topun büyümesi. Bu genleşme olayıdır. İki, ocakta ısıtılan sütün bir süre sonra tencereden taşması. Bu da genleşme olayıdır. 3. Termometrenin cıva seviyesinin soğuk havada düşmesi. Bu büzülme olayıdır. Sıcak hava balonunun soğuk havada havasının azalması. Bu da büzülme olayıdır. Kış aylarında elektrik tellerinin gergin durması yine büzülme olayıdır arkadaşlar. Görselde verilen ışık kaynaklarının doğal ve yapay olma durumlarına göre sınıflandırınız demiş. Bakıyorum. Ampul arkadaşlar yapay ışık kaynağıdır. Şimşek doğal ışık kaynağıdır.
Güneş doğal ışık kaynağıdır. Fener balığı yine doğal ışık kaynağıdır. Ateş de yine doğal ışık kaynağıdır diyor. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aklınıza takılan bir soru veya anlatmamızı istediğiniz bir konu varsa videonun altına yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Abone olursanız seviniriz.